Merhaba ve Enter the Gungeon'a tekrar hoş geldiniz. Ve bu bölüm Mermi karakterinin iğrenç geçmişine döneceğiz. Aslında iğrenç değil, en iyi geçmiş çünkü bir sürü Zelda referansı var her tarafta. Her neyse. Biz bu ilk katı sakin bir şekilde temizlerken zaten ilk kat son derece sakin ve olaysız geçiyor. Fazla üstüne düşmeme gerek yok. Bir şeyler hakkında konuşalım. Şimdi ben ayın 28 ile 29'u, daha çok 29'u diyorum çünkü 28'inin direkt geç saatlerine gireceğim. 29 ile 10 arasında İstanbul'da olacağım. Neden İstanbul'da olacağım? Ben daha çok tatil için hep İstanbul'a giderim her yaz bir süredir. Çünkü bütün arkadaşlarım, bütün tanıdıklarım İstanbul'da. Hiç Ankara'da yok sanırım. Mesela üzücü bir şekilde ben de Ankara'da yaşıyorum bilmiyorsanız. Bu defa erkenden gidemedim. Normalde erkenden gidiyordum daha çok yazın başlarında. Çünkü yaz okulum vardı ki yaz okulu benim ağzıma çok güzel durdu bu dönem. Çünkü hani bütün üniversite ve lise boyunca hiç bu kadar zorlayan bir şey olmamıştı benim ders. Yaz okulunda zorlandığım kadar. Ama atlattım. Almam gerekenden daha fazla not bile aldım. Geçtim, her şeyi hallettim. Ve artık şimdi gidiyorum. Daha yeni yeni kurtuldum tam olarak her şeyinden. Lanetinden. Evet. O zaman bazı duyurularım var ama bu gitmem demek o kadar süre boyunca video gelmeyecek demek değil. Ben önceden video hazırlayacağım. Gittiğimde de kanalı boş bırakmamak için. Ve kendim oyunlara bakıyordum bir süredir. Ne yükleyebilirim, ne yükleyebilirim, ne iyi olur diye. Kendi halimle. Ve aklıma bir şey geldi. Fena olmayacak bir şey. Siz şimdi çok uzun süredir Stardew Valley istiyordunuz. Ve hani Stardew Valley'i ben bilgisayarda acayip fazla oynadım ve ne zaman dışarıda böyle fazla dikkatimi vermeden bir şey oynamak istese canım ve Switch yanımda olsa, bu Nintendo Switch'te oynuyorum ben bu şu anda bu oyunu biliyorsunuz. Stardew Valley'i açıp oynuyorum bunda bile. Hani karşınızda televizyon açıkken falan açıp oynamalık fazla dikkatinizi vermeden çok rahat bir oyun. O tipten oyun olarak. Her neyse. Yani onun şu anda çok fazla videosunu çekmek istemiyorum çünkü pek benim de artık oynamak istediğim bir video değil yeterince oynadığım için ve daha çok video çekmiyorken durumda oynamak hoşuma gidiyor, mantıklı geliyorsa falan. Daha çok böyle arkama yaslanırım, zaten kenarda bir şey izliyorumdur böyle. Yatarak hafiften rahat bir şekilde oynarım oyunu hiçbir şeye dikkat etmeden, konuşarak değil pek. Onun yerine farklı bir oyun buldum ama benzer. Çoğu kişinin hoşuna gideceğini umuyorum. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Graveyard Keeper ismi. Görmediyseniz bakın. Stardew Valley'e benzer fakat tek bir farkı var. Kendinize tarla değil mezarlık kuruyorsunuz. Mezarlık işletiyorsunuz cesetlerle falan. İlginç bir şeye benziyor bence. Bakmaya değer ve o yüzden de ona bakacağız. Bana uzun süre oynayabileceğim bir şey gerekiyordu. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi Celeste serisi bitti. Yani onun yerini dolduracak bir şey lazım dediğim gibi. İkincisi de ben zaten İstanbul'a gittiğim zaman istiyordum ki bir seri olsun. Ben gitmeden önce böyle oturup bir sürü saatlerce oynayayım. Hem ben sıkılmadan oynamam gereken bir oyun olması lazım. Çünkü hani 2 hafta olmayacağım. 2 kanal içinde video hazırlayacağım. Etti 28 video. 28 videoyu çekerken niye tek attım ben sandığı? Açacaktım sandığı ya. Tek atmayacağımı tahmin etmedim. Neyse. Sıkılmayacağım bir şey olması lazım diye düşündüm. Ve aynı zamanda sizin de sevdiğiniz bir şey olması lazım tabii ki benim sıkılmamamla beraber. Aklıma o geldi gerçekten. Bakıyordum çıkmış. Ben onun çıkmasını bekliyordum zaten bir süredir. Sevindim ve dedim ki bu gayet güzel olur. Gayet iyi olur bu diye düşündüm. Oyunu satın aldım. Onun videoları ne zaman gelecek diye soracak olursanız ise ben gitmeye yakın gelirim. Şimdiden çekmeye başlayacağım videolarını fakat ben gitmeye yakın yükleyeceğim. Gittikten sonra yüklenecek onlar. Yani çok yakın zamanda beklemeyin. Şimdiden çekmeye başlıyorum ben birkaç güne ama size daha geçmeli gelecek. Ne yazık ki. Tamam. Onun dışında bir seriye daha başlamayı düşünüyorum. Sadece tek bir seri olması için kanalda iki seriyi, bir onun bölümü, bir onun bölümü yapsam çok daha tatlı olur. Ama yine de yani şey. Aklımda iyi bir fikir yok. Sizin aklınızda iyi bir fikir varsa söyleyin. Geçen bölümde sormuştum ve hani yorumlar çok tatlı veya mantıklı değildi. Herkes durmadan hala özellikle söylediğim halde önceden oynadığım şeyleri tekrar söyleyip duruyorlar sanki duymuyormuşum gibi. Biliyorum, duyuyorum sizi ama önceden oynadığım şeyleri tekrar durmadan bir daha başla bir daha başla yapmak istemiyorum gerçekten. Bence iğrenç bir şey kanal için. Ve her şey için. Kötü bir hasar aldınız. Bir hasar aldık, evet. O yüzden evet. O yüzden yok öyle. Yine önerilerinize bakacağım. Parlak bir fikriniz varsa dinliyorum. Ama parlak bir fikrin yoksa dinlemiyorum.
İyi ki bu boss geldi. Eğer God Tank Gal falan gelseydi sıkıntı olacaktı yakından buna. Ve en son video çektiğim günden beri oynamıyorum. Gungeon ve elime de bu yeni kumanda alışım kötüyüm. Umarım oyunun sonunu görebiliriz yani. Ki şu an silahsız ve canım full değil bu karakterde. Sahip olmak isteyeceğiniz son şey bu iki kombinasyon bu karakter. Canınız full değilken menzilli vuruşunuz yok çünkü. Ve bosslarda menzilli vuruşunuz olmaması çok eğlenceli değil. Tamam. Ve tam bir para çıktı. Güzel, en azından canımızı fulledik ve Thompson Submachine Gun. Eğer 65 param olsaydı direkt maksimum canı artırmayı alacaktım ben. Ama artık almayacağım. Bu direkt maksimum canınızı artırıyor. Artık alamayacağım. Bir canımı feda edip buradan para kazanıp alabiliriz. Ama canımı feda etmesi mantıklı mı emin değilim. Canım feda etmesi ne kadar para veriyor bana? 20. 20 yaparsak hem bunu hem anahtar alabilir miyim? Alamam. O zaman sadece anahtar alıyoruz. Ve buraya gidiyoruz. Şimdi ben o şöminenin içini açarak, içine su fıçısını yuvarlayarak gizli oda açtım ve gizli kata gideceğiz. Çünkü size gizli katı göstermedim daha önce. Ama gizli kat için iki tane anahtar gerekiyor. Birini use item'ımla açıyorum. Bu payday use item'ı drill. Direkt kasanın üstünde kullanıp daha sonra onu savunabiliyorsunuz. Oyunda olduğu gibi galiba. Ve biriyle de satın aldığımız anahtarı kullanacağız. Ve böylelikle aşağı kata geçebiliyoruz. Bu use item'ın çıkması çok çok iyi oldu o yüzden. Tamam. Hadi aşağı. Şuraya da bakmak isterdim ama gizli kata gitmek istiyorum. O daha değerli bence. Tamam. Peki. Ve de tabii ki bölümleri ben birazcık daha kısa tutacağım artık. Çünkü yetiştirmem gereken tonlarca video var anlattığım gibi. Gidene kadar dergim yükleyeceğim. Gittikten sonra da video yüklenmesi lazım. O yüzden özür dilerim. Videoları yeterince kesmiyorsam, yeterince uzun değilse... Artık bir iki hafta falan idare etmeniz gerekecek benim. Tamam, ekstra can çok işime yarar çünkü bu karakterde canım azalınca bana problem oluyor. Niye artık üstte kaç dakikadır oynadığımın geri sayımı yok? Bir dakika, onu istiyorum ben. Tamam, daha iyi. Artık yok diyorum gerçi ama galiba önceden de yoktu. Bilmiyorum da, açtım. Daha rahat olur benim için kaç dakikadır oynadığımızı anlamak için. Çünkü artık pek videoları kesemeyeceğim, yetiştirmem gerekiyor. Biraz bir şey olduğu için. Au. Tuzaklı odalardan nefret ediyorum. Bu katta o kadar böyle gıcık ve zor tuzaklı odalar olabiliyor ki. Görseniz. Hepsini. Evet, kılıç fena hasar vurmuyor fakat nişan alması çok kötü. Genel olarak baktığınız yöne doğru gitmiyor bu şeyler, ışınlarınız ve şu anda bir kere daha hasar alırsam zaten direkt ışın çıkaramayacağım. Bir tane silahım var, o da çok iyi bir şey değil, o yüzden kesinlikle boss'a saklamak istiyorum onu. İstisna olmadan. Evet. Bam. Bana sorarsanız hani bu oyunda böyle oyunu ben uzun süre oynadım tabii ki oldukça ve bana en güçlü gelen karakter hala Hunter benim. Her zaman oynayasaydım şu yanında köpek olan var ya çünkü yanında crossbow var ki crossbow niyeyse başka bir karakterin pompalısıyla aynı hasar vuruyor. Direkt aynı hasar vuruyor ya da pompalının bütün mermileri değerse pompalı aynı hasar vuruyor. Bir tane bile mermisi değmezse pompalının daha az vuruyor crossbow'dan ve crossbow bütün haritadan vurabiliyor teknik olarak. Nişan alması çok iyi olmasa da. Ve onun üstünde normal silah da daha iyi. Çoğu karakterden. Her karakterden bile daha iyi olabilir. Tam emin değilim sayılardan ama çok iyi normal diğer silahda. Onun üstünde karakterin herhangi bir eksisi yok. Onun üstünde yanında köpeği var. Size durmadan eşya veriyor ekstradan. Yani. Ondan sonra da muhtemelen en iyi karakter şeydir. Ya bu Balıt ya da asker arkadaşımız. Balıt bu arkadaş daha çok şeyde işe yarıyor hani. Eğer iyi oynarsanız, hasar almazsanız, hasar almadığınızda kılıcınız çok güçlü, canınız burada. Bu oldukça hoş ve yaratıkların size değerek hasar vuramaması da bazen işe yarıyor. Slime'larla etrafınız falan sarıldığında. Çok oyun değiştirici bir şey olmasa da. İşte ikinci en iyi karakterler muhtemelen bu ve Soldier'dır. Soldier'da elinize aldığınız her silah tam baktığınız yere atış ettiği için çok güzel oluyor.
daha çok, biraz daha iyi silahlar elde edince tabii ki. Şimdi ben iki gizli kapıda gitmeye çalışacağım ve şu anda amacım açıkçası size, en azından bu oyunumuzda, bu Bullet'ın geçmişini göstermekten çok gizli kat bossların ikisini de göstereyim şu anda. Onları bir kurtarayım, onları bir aradan çıkarayım, ondan sonra bütün karakterlerin sonlarına bakarız diyorum. Çünkü Leech'i gösterdim, fareyi gösterdim, normal katların bossları da defalarca geçtim, muhtemelen hepsini görmüşsünüzdür emin değilim ama tek görmediğiniz bosslar şu anda geçmişteki bosslar ve gizli kat bossları. Gizli kat bosslarını halledelim, daha sonra her karakterin geçmişindeki şeylere bakacağız. Bana mantıklı geliyor bu şekilde. Tabii ki hem Bullet'ın geçmişi hem gizli kat bosslarını görebilirsek iyi olur, ideal olur ama şu anda o kadar iyi oynamıyor gibiyim. O yüzden çok mümkün değil. Eğer başka çekecek seri bulamazsam ayrıca 1-2 gün o Graveyard Keeper ve geri kalanında da Gungeon yükleyeceğim muhtemelen. Çünkü ben Gungeon oynarım. Çok sevdiğim oyun gerçekten. Bu roguelike oyunlarda açık ara farklı en sevdiğim oyun. Hiç kuşkusuz söyleyebilirim bunu. Ben eskiden Binding of Isaac'i çok çok fazla severdim. Hani bayağı fazla oynadım onu ve Binding of Isaac'te bana gıcık gelen her şeyi düzeltti ve üstüne ekleme yaptı bu oyun. Şahsen. Tabii ki direkt olarak Binding of Isaac'ten her yönden daha iyi demiyorum. Bunu demek yanlış olur. Farklı oyunlar çalışma tarzı olarak. Ama bana Binding of Isaac'te sıkıcı veya gıcık gelen her şeyi düzeltti. O bir gerçek bu oyun. Ne gibi? Yavaşlık. Oyun başında karakteriniz inanılmaz yavaş yürüyor. Daha hızlı yürümenizin hiçbir yolu yok. Her şey çok yavaş yürüyor. Ve haritanın bir köşesinde bir şey almanız gerektiğinde sonradan mesela hızlı gitmenizin bir yolu yok. Yavaş yavaş oraya kadar yürümeniz gerekiyor. Bu oyunda ışınlanma var. Yürüyüş hızınız çok hızlı. Direkt savaş dışında hızlı yürüme seçeneğiniz var direkt ayarlarda. Oyunun turbo modu var bunun üstünde artık. Daha da hızlandırıyor oyununu. Haritada bir de bütün bunların üstünde ışınlanabiliyorsunuz. Bir de her şey çok çok daha çabuk ölüyor Isaac Tekmede. Yani o kadar fazla hızlandıran şey var ki oyunda bunda. Ve bu payday item'ı kullanıyorum. Onun dışında Isaac'te şey sistemi hiç hoşuma gitmiyordu. Şimdi tabii ki iki oyunu da hiç item almadan yenebilirsiniz iyi oynuyorsanız. Bu gerçek. Tamamen gerçek bu. İyi oynamaya bağlı yani. Sadece şans değil bu iki oyunda. Fakat ikisinin de şansa ne kadar bağlandığı önemli. Ne demeye çalışıyorum? Mesela Isaac'te bazen şansınız öyle bir yerinde geliyor ki ne yaparsanız yapın, kumandayı kime verirseniz verin ölmesi imkansız ve her şey tek. Öyle bir kombinasyon gelebilir Isaac'te. Veya Isaac'te şu olabilir. Item'ın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Alıyorsunuz. Ve sizin için bütün oynadığınız oyunu mahvediyor. Direkt. Acayip berbat bir şey çıkıyor. Boşuna almış oluyorsunuz ve ondan kurtulmanız hiçbir yolu yok. Bu ikisi de beni gıcık ediyordu. Tabii ki oyun uzun süre oynadıktan sonra item'ları ezbere biliyorsunuz artık. Neyin kötü olduğunu farkındasınız ama sonuçta oyunu öğrenene kadar size çok devamlı sinir eden bir şey bu. Yine burada Gungeon bütün bu sorunları çözüyor. Birincisi öncelikle Gungeon'da bu sandıkların çıkması rastgele değil. Sandıklar, itemların bir değerlendirmesi var. En iyi itemlerden en kötü itemlere göre rankı var. Ve eğer her oynadığınız oyunda bütün sandıklara giderseniz mutlaka iyi item alırsınız. Her oyun. Her oyun çıkıyor. Mutlaka iyi item veren sandık çıkıyor her oyun. Ne olursa olsun. Onun dışında eğer diyelim ki canınız azaldı, kalkanınız azaldı, anahtarınız azaldı. Her oda temizlediğinizde bunların size verilme olasılığı artıyor. Yeterince oda temizlerseniz kesin çıkıyor. Bu şansı manipüle etme veya şansın belli bir süre sonra garanti olması çok güzel bir şey ve hoşunuza gitmeyen bir şey olursa yere atabiliyorsunuz ve kurtulabiliyorsunuz. İstediğiniz her item neredeyse. Bu da müthiş bir şey. Ve bütün bunların üstüne dahası da var. Dahası da var. Şimdi dediğim gibi şey de vardı. Bir şey diyecek. Neyse boss'a bakalım sonra. Bu çok tatlı ve şirin bir boss. Baksana zaten. Şişko. Şişko ama tatlı. Zaten şişko olan şeylerin %80'i tatlıdır. Ama bu şişko olmasa da tatlı. Şişko olduğu için tatlı değil. Tatlı olduğu için şişko. Bir de şey dediğim gibi, Isaac'te çok güçlü bir şey aldığınız zaman direkt bütün oyunu yok ediyorsunuz. Herkesin ağzına vuruyorsunuz böyle, yok ediyorsunuz, bir anda oyun bitiyor. Bunda öyle bir şey mümkün değil. Çünkü bu oyunun Isaac'ten devasa bir farkı var. Bir,
İki farklı atış şeklinizi modifiye eden şey aldığınızda onlar birleşmez. Çünkü onların ikisi iki farklı silahtır. Silah değiştirmeniz gerekir. Bu bir. İkincisi, kullandığınız şeyler silah olduğu için silahların nesi vardır? Mermisi vardır. Yani sınırlı. Bu oyunda her şeye tek atan ve çok çok fazla vuran silahlar var. Ama onları aldığınızda bile mermiden endişe etmeniz lazım. Çünkü mermi bu oyunda çok önemli, çabuk biten, zor kazanılan bir şey çoğu durumda ve çok iyi bir silah aldığınızda bile nerede kullanacağınız, nerede ne kadar kullanacağınız ve ne zaman ihtiyacınız olacağını bilmeniz lazım. Bu Gungeon'da şansınız çok çok kötü gitse bile oyun size her zaman oyunu böyle inanılmaz iyi oynamadan yenecek fırsat veriyor. Çünkü bütün odaları temizleyin, sandıklara bakın, iyi bir şey çıkacağı garanti. Ama şansınız acayip yaver gitse bile size bedavadan yenmenize izin vermiyor. Çünkü iyi bir silah çıktıysa mermisi biter. Bu kadar basit yani, eğer çok kullanırsanız. Ben bu sistemi seviyorum açıkçası. Bence hani şans tabii ki oyunlara çok daha ilginç kılan bir şey ama şans biraz daha oyuncu tarafından etkilenebilmeli diyeyim. Şans direkt oyununuzu al bitirdin, tebrikler, şanslıydın diye elinize vermemeli diyor. Yani mesela ben Gungeon'da şu anda çok çok iyi değilim. Fakat şansım ne kadar kötü giderse gitsin, eğer düzgün ortalama bir seviye oynuyorsam her zaman sonu görebiliyorum oyunun gerçek sonunu. Her zaman Lich'i yenemiyorum henüz evet ama oyunun gerçek sonunu her seferinde görebiliyorum. Ki bu güzel bir şey. Her seferinde çıkıyor çünkü sistem. Hoş bir sistem. Çok hoşuma gidiyor. Bu ne ya? Warpal Gun. Ne oluyor bilmiyorum. Her neyse. Şimdi bir sonraki gizli kat için nelere ihtiyacımız var? Öncelikle marketçi dayıya bakacağız. İlginç, enteresan bir şeyler var mı diye. Marketçi dayıda ilginç, enteresan bir şey yok ihtiyacımız olan direkt. Hayır. Tamam. Şimdi burada böyle bir yer var. Bu arkadaşı buradan alıyoruz. Bu bir kalkan. Direkt yukarı gidiyor. Kalkan görevi görüyor. Yani bir kere bir daha hasar alırsak gidecek. Eğer bunu bir sonraki kattaki özel odaya bir kere bile hasar almadan taşıyabilirsek ikinci gizli kata gideceğiz. Elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacağım fakat hasar almamı engelleyecek herhangi bir item'ım yok. Dolayısıyla sadece kendi yeteneğimle yapmam lazım. Deneyeceğim. Fakat bir sonraki bölüm devam edeceğiz buna. Yani evet, bir sonraki bölüm ikinci gizli kata bakacağız. Ve umarım oraya da geçebilirim, oranın boss'unu da size gösterebilirim. Fakat bu bölümde yine bir tane boss gördünüz. Bence hoştu. Değil mi? Ve öyle. Tamam. O zaman ikinci gizli katta görüşmek üzere bir sonraki bölüm ve dediğim gibi bu bölüm açıkladığım şeylerle ilgili daha bilgiler, kesin tarih, saatler falan belli oldukça size haber vereceğim. Hem videoda söylerim hem de hangi videoda dediğimi takip edemezseniz, direkt videodan hepsini izlemiyorsanız Discord'un duyurular kısmından da takip edebilirsiniz. Evet, tamam. Bir dahaki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum bu bölümü ve yarın görüşürüz. Bay bay.